Emekli ve memur maaşlarına üçlü zam formülü. Emekliler bayram edecek. Emekli vatandaşlara zam düzenlemesi için bir aydan az bir süre kaldı. Emekli zammı ile 16 milyon emeklinin geliri artacak. Emeklilerin gelirlerinde üçlü artış bekleniyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar. Emekli maaşı zammı ile milyonlarca emekli vatandaşın gelirleri Temmuz ayında artacak. 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesinin ardından refah payı hariç emekli vatandaşların zam oranı netleşecek. Emekli ve memur zammının kesinleşmesine bir veri kaldı. 3 Temmuz çarşamba günü Haziran ayı enflasyonu açıklanacak. Açıklanan enflasyon oranına göre emekli vatandaşların maaşları netlik kazanacak. Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakama göre Haziran ayı enflasyon beklentisi 2,56 seviyesine çıktı. Bu rakamlara göre tüketici fiyat endeksinin 2,340,26'ya yükselmesi tahmin ediliyor. Alınan veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı %25,86 seviyesinde olacak. Yani kabaca enflasyonun %26 bandında olması tahmin ediliyor. Emekli ve memur maaşı hesaplama tablosu. 6 aylık enflasyon oranı %25,86. 6 aylık Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emekli zammı oranı %25,86. 6 aylık memur enflasyon farkı %9,44. 6 aylık memur toplu sözleşme zammı oranı %10. 6 aylık memur enflasyon farkı dahil zam oranı %20,04. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi olan vatandaşların Temmuz ayı enflasyon artışı yaklaşık %26, memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artışı ise %21 seviyesinde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle, iki senedir uygulamada olan refah payının Temmuz ayında da gündeme gelmesi tahmin ediliyor. Enflasyon zammına ilave olarak %5-15 arasında değişiklik gösteren rakamlar masada bulunuyor. Enflasyon rakamlarının kesinleşmesinin ardından, ekonomi yönetimi karar verecek. Gündemde öncelik olarak enflasyon sorunu bulunuyor. Memur emeklisinin maaşına da enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranına göre zam yapılıyor. 2024 yılının Ocak ayında Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emekli zamı %37, 57 den refah payı ile %49,25 oranına yükseltilerek memur emeklisi ile eşitlendi. Temmuz ayında da eşitleme formülü masada yer alıyor. Eğer eşitleme formülü uygulanırsa memur emeklisi, %5 in üzerinde ek maaş zammı almış olacak. Hazine desteği ile birlikte uygulanan 10.000 Türk Lirası, en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında artacak. 6 aylık enflasyon beklentisi oranı %26'ya göre hesap yapıldığında, en düşük emekli maaşının 12.513.000 Türk Lirası civarında olması tahmin ediliyor. En düşük emekli maaşı için en güçlü diğer bir senaryo ise, bir yıllık enflasyon beklentisi oldu. Burada Haziran ayı sonrası yıllık enflasyonun %35-40 bandında olması bekleniyor. Buna göre hesaplandığında en düşük emekli maaşının 13.514.000 Türk lirası civarında olabileceği hesaplandı. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Memur Emeklisi 2024 yılının Ocak ayında %49, 25 lik oranında zam aldı. En düşük emekli maaşı 10 bin Türk Lirası seviyesine yükseltildi. Bununla birlikte özel bankaların müşteri kazanma iştahı arttı. Promosyon kampanyaları 18 bin TL'ye kadar yükseldi. Asgari emekli promosyon tutarı maaşa göre 8 ila 12 bin Türk lirası arasında değişen tutarlar da oluştu. Temmuz zammının ardından en yüksek promosyon bedeli 18 bin Türk lirası olarak uygulanan emekli promosyon kampanyalarının 20 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.